Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda gene doğrusal programlama modellerinin grafik çözümleriyle ilgileneceğiz. Bir maksimizasyon problemimiz var. Arkadaşlar toplam 3 tane kısıtımız var. Biri negatif olmama kısıtımızla beraber 4 tane toplam kısıtımız söz konusu. Bizim yapmamız gereken şey ilk olarak bu eşitsizlikleri düzlem üzerinde göstermek. Bütün eşitsizlikleri teker teker grafiksel olarak göstereceğim. Hangi bölgede çözüm kümelerinin olduğunu göstereceğim. Negatif olmama koşulunu göz önüne aldığım için sadece bu eşitsizliklerin çözüm kümesini birinci bölgede inceleyeceğim arkadaşlar. Daha sonra da bütün bu kısıtların aynı anda sağlandığı uygun çözüm bölgesini de tek bir grafik, tek bir düzlem üzerinde, kartezyen düzlem üzerinde göstererek uygun çözüm bölgesinin köşe noktalarını bulacağım ve bu köşe noktalarında hangi köşe noktasında amaç fonksiyonumuzun maksimizasyonuna sahip olduğunu, maksimum olduğunu bulacağım. Şimdi ilk olarak x artı y küçük eşittir 7 eşitsizliğiyle başlayacağım arkadaşlar. X artı y küçük eşittir 7 eşitsizliğini yapmak istiyorum. Birinci bölgede negatif olma koşulu ile beraber birinci bölgede göstermek istiyorum. Bunun için de ilk olarak tabii ki x-y koordinatlarımı çizeceğim. Ama burada bir kareli defter görünümünü kullanacağım arkadaşlar daha rahat çizmek için. X-y koordinat sistemini çizmek istiyoruz dedik. Hemen çizelim. Evet, x artı y küçük eşittir 7 şeklinde. Evet, dizdöğümüzü çizdikten sonra x eksenimiz yatay eksen, y eksenimiz de dikey eksen olarak adlandıracağız. Ve burada arkadaşlar şu şekilde yapabiliriz. Burası 3, 5, 7 olursa şurası 3, 5 ve 7. Burası 7, burası 5. Burası 3, 3, 5 ve 7, 3, 5 ve 7 şeklinde. Şimdi x artı y, x artı y eşittir 7 doğrusunu çizeceğim. X artı y eşittir 7 doğrusunu çizmek için eksenleri kestiği noktayı bulmam yeterli. X'e 0 verirsem y eşittir 7, 7 bu doğrumuz x artı y eşittir 7 doğrusu y ekseninin 7 noktasını da kesiyor. Y eşittir 0 verdiğimiz zaman x de 7 olmakta. X eksenin üzerinde de gene 7 noktasında kesiyor. Şu iki noktada kesmekte benim x artı y eşittir 7 doğru. Daha sonra da bu iki noktayı birleştirerek sadece birinci bölgede olduğum için böyle bir doğru parçası elde ediyorum arkadaşlar. Şimdi x artı y küçük eşittir 7 ne demek? Hangi bölgeyi tarayacağım? Daha önceden göstermiştik bir tane kontrol bölgesi. Bunu da orijin olarak alıyorum. Eğer x artı y küçük eşittir 7 eşitsizliğinde x'in ve y'nin yerine 0 yazdığım zaman eşitsizlik sağlanıyorsa ki sağlanıyor. O zaman ben bu doğrunun altında kalan bölgeyi yani bu kontrol noktasını içeren bölgeyi ne yapıyorum? Tarıyorum. Bu bölgeyi taradığımız zaman ne yapmış oluyoruz? Birinci bölgede x artı y küçük eşittir 7 eşitsizliğinin sağlandığı çözüm kümesini bulmuş oluyoruz. Bu taralı bölgedeki ve nokta üzerinde bu doğru üzerindeki bütün noktalar x artı y küçük eşittir 7 eşitsizliğini sağlayacaklardır arkadaşlar. Evet, devam edeceğim. Bir saniye izninizle devam edeceğim. Evet, şimdi diğer eşitsizliğimizden bahsedelim. Diğer eşitsizliğimiz ise x artı 2y büyük eşittir 8 eşitsizliği. Bu eşitsizliği çizmemiz gerekecek. Bu eşitsizliği çizmek için de neye ihtiyacımız var? Gene bir düzleme ihtiyacım var. Birinci bölgede arkadaşlar, şöyle fazla mı indik? Evet, birinci bölgede ne yapalım?
bir düzlem oluşturalım ve şöyle x artı y eşittir 8 doğrusunu x artı 2y, özür dilerim, x artı 2y eşittir 8 doğrusunu çizeceğiz ilk önce. Pekala, bu doğruyu çizmek için gene x'e 0 vereceğim. Y 4 olacak. Y'ye 0 vereceğim. X de kaç olacak? 8 olacak. Burada noktalarımızı işaretleyelim. 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6 şeklinde. Burası 4, burası 2, burası 6, 2, 4, 6 ve 8 şeklinde bir ölçek kullandım. Şimdi de ne yapacağım? Bu noktalardan geçen doğruyu çizeceğim. X 8 olacak, y de 4 olacak. Y'nin 4'ten x'in de 8'den geçtiği doğru parçasını birinci bölgede çiziyorum arkadaşlar. Benim x artı 2 eşittir 8 doğrum y eksenini y eşittir 4'te, x eksenini de x eşittir 8'de kesiyor. Şu çizmiş olduğumuz doğru x artı 2y eşittir 8 doğrusu. Pekala, ben x artı 2y büyük eşittir 8 eşitsizliğini ne yapmak istiyorum? Hangi bölgede olmak istiyorum? Gene origin noktasını, kontrol noktası olarak alacağım. X'in yerine 0, y'nin yerine 0 yazacağım ve bu eşitsizlik sağlanıyor mu diye bakacağım. 0, 8'den büyük veya eşit olmadığına göre, bu doğru olmadığına göre, bu durumda benim taramam gereken bölge ne olacaktır? X artı 2y büyük eşittir 8 doğrusu ve onun üstünde kalan bölge, şu anda taradığımız bölge olmalıdır. Bu tabii ki doğru da, x artı 2y eşittir 8 doğrusu da yine bu eşitsizliği sağlayacaktır arkadaşlar. Sonra üçüncü bir eşitsizliğimiz daha var. Bu eşitsizliğimizi de çizelim. Çizeceğimiz eşitsizlik hangisi? Y büyük eşittir 3 eşitsizliği. Bunun için de ilk önce y eşittir 3 doğrusunu çizmem gerekmekte. Bunun için de y eşittir 3 doğrusunu çizeceğim. Y eksenim, x eksenim. Y ekseninde 1, 2, hatta şöyle olabilir, evet. Şurası y eşittir 3 noktası. Y eşittir 3 doğrusu arkadaşlar. Y eşittir 3 doğrusu. X eksenine paralel olan ve y eşittir 3'ten geçen yatay bir doğrudur. Şimdi y büyük eşittir 3 eşitsizliğinin çözüm bölgesinin birinci bölgede. Burada x ve y'nin negatif olmama koşulu olduğu için hep birinci bölgede çiziyorum arkadaşlar. Ona dikkat edin lütfen. Tabii ki 0'a 0 kontrol noktasını alacak olursam orijine, y'nin yerine 0 yazdığımda 0 büyük eşittir 3 eşitsizliği doğru olmadığına göre 0'a 0 noktasının, yani orijinin olmadığı bölge ne olacaktır? Benim çözüm bölgem olacaktır. Şu taramış olduğum alan aynı zamanda tabii ki y eşittir 3 doğrusu da bu eşitsizliği sağladığı için taramış olduğumuz bölge ve y eşittir 3 doğrusu y büyük eşittir 3 eşitsizliğinin çözüm kümesini oluşturmaktadır arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Bütün bu 3 tane eşitsizliği tek bir düzlem üzerinde göstereceğiz. Onu da yapalım. Evet, biraz beklememiz gerekecek aşağı. Şimdi arkadaşlar, gördüğünüz üzere bütün bu eşitsizlikleri tek bir düzlem üzerinde gösterdim. Ve tek bir düzlem üzerinde gösterince de uygun çözüm bölgemizi bulduk. Uygun çözüm bölgemiz taralı olan bölgemiz. Uygun çözüm bölgesi. Uygun çözüm bölgesi dediğimiz bölge bütün kısıtların aynı anda sağlandığı bölge arkadaşlar. Bu bölgenin köşe noktalarına bakacağım. Çünkü bir doğrusal programlama modelinin eğer bir çözümü varsa bu çözüm uygun çözüm bölgesinin arkadaşlar köşe noktalarından birindedir.
Yapmamız gereken şey bu noktaların koordinatlarını belirlemek olacaktır arkadaşlar. Pekala, nasıl bulacağız? Bakın, A noktasının zaten koordinatları aslında belli. X artı 2 eşittir 8 doğrusunun x ekseni, y eksenini kestiği nokta, orası 0'a 4. B noktasının koordinatları x artı y eşittir 7 doğrusunun y eksenini kestiği noktamızın koordinatları olacak. O da arkadaşlar, B noktasının koordinatları da 0'a 7. C noktasının koordinatlarına bakacak olursak bunu bulmamız gerekecek. C noktası y eşittir 3 doğrusu ile x artı y eşittir 7 doğrusunun kesiştiği nokta, kesişiminde yer alıyor. Öyleyse x artı y eşittir 7 denkleminde y'yi yerine yazacak olursam ben x'i bulabilirim. X artı 3 eşittir 7'den x kaç çıkar? 4. Yani C noktasının koordinatları 4'e 3 olacaktır. D noktası ise y eşittir 3 doğrusu ile x artı 2y eşittir 8 doğrusunun kesiştiği yerde. Y eşittir 3'ü x artı 2 eşittir 8 doğrusunda yerine yazarsam x artı 2 çarpı 3 6 eşittir 8'den x eşittir kaç çıkar? 2 çıkar. Demek ki D doğrusunun koordinatları da x eşittir 2 ile gene y eşittir 3 olacaktır. Elimizdeki noktalarımız bunlar. A 0'a 4, B 0'a 7, C 4'e 3 ve D 2'ye 3. Sonra ben bu noktaları amaç fonksiyonunda yerine yazacağım. Onun için de aşağıda bir tablo oluşturacağım arkadaşlar. Şimdi aşağıya doğru iniyorum ve bir tablo oluşturacağım. Tablomuzda noktamızın koordinatlarını ve bu noktalara karşılık gelen, evet, noktalar diyelim. Ve bu noktalara karşılık gelen amaç fonksiyonumuzun değerleri. A noktasının koordinatları 0'a 4'tü. B noktasının koordinatları 0'a 7 idi. C noktasının koordinatları 4'e 3'tü. D noktasının koordinatları 2'ye 3'tü. Biz yalnız biraz önce bir tane noktayı görmezden geldik mi? Hayır. Bütün noktalar burada, tamam. Bütün noktalarımız var. Evet. Amaç fonksiyonumuzda bizim kaça eşitti? X artı 3y'ye eşitti. Her bir nokta için ben amaç fonksiyonunun aldığı değeri hesaplayacağım. Burada z, a'yı hesaplayalım. X'in yerine 0 yazıyorum. Y'nin yerine 4 yazıyorum. Sonuç 12. B noktasında amaç fonksiyonunun aldığı değer 0 artı 3 çarpı 7'den 21. C noktasında fonksiyonumun aldığı değer 4 artı 3 çarpı 3. 9, 4 daha ne yapar? 9, 4 daha 13 yapar. Ve D noktasında fonksiyonumun aldığı değer kaça eşit? 2 artı 3 çarpı 3'den 11'e eşit olur. Bunların arasında en büyük değeri alan hangisidir? En büyük olan tabii ki Z, B noktasının, yani B noktasında fonksiyon aldığı değer olan 21'dir. Demek ki benim optimum çözümüm neymiş? Optimum çözüm arkadaşlar 0'a 7'ymiş. Ve optimum fonksiyonun optimum değeri de fonksiyonumun, yani kâr fonksiyonu olabilir bu. Optimum değerim de 21'e eşitmiş. Alabileceği fonksiyonun en büyük değer 21. Böylelikle bir örneğin daha sonuna gelmiş olduk. Tekrar burada en baştan bir özet yapayım. Maksimizasyon problemi verildi. Negatif olmama koşuluyla birlikte 4 tane koşul var. Biz bu kısıtları, x artı y küçük eşittir 7 kısıtını ve diğer kısıtları birinci bölgede oluşturmak durumundayız. Bu eşitsizliklerin çözüm kümesini göstermek için düzlem üzerinde ilk önce x artı y eşittir 7 doğrusunu çizmemiz gerekiyor. X artı y eşittir 7 doğrusunu çizmek için de x eksenini ve y eksenini kestiği noktaları bulmamız gerekecek. X'e 0 verdiğimiz zaman y eksenini kestiği noktayı,
y'ye 0 verdiğimiz zaman da x eksenin kestiği noktayı buluyoruz. Bu doğrumuz x eşittir x ekseninde x eşittir 7'de, y ekseninde de y eşittir 7'de kesen bir doğru. Birinci bölgede çiziyorum. Ve bu iki noktayı birleştirdiğimiz zaman birinci bölgede bir doğru parçası elde ediyoruz ki bu doğru parçası x artı y eşittir 7'ye eşit. Küçük eşittir 7 dediği için kontrol noktası olarak orijini alıyorum. Eğer bu nokta arkadaşlar eşitsizliği sağlar ise orijinin olduğu noktanın yani orijinin bulunduğu bölgeyi ne yapmak durumundayım? Taramak durumundayım. Gerçekten de x ve y'nin yerine 0'a 0 yazdığımızda 0 küçük eşittir 7 olduğu için bu doğrumuzun altında kalan bölgeyi tarıyorum. Bu eşitsizliğin çözüm kümesi hem x artı y eşittir 7 doğrusu üzerindeki tüm noktalar hem de bu doğrunun altında kalan noktalar kümesidir diye söylüyorum. Benzer şekilde diğer eşitsizlikleri de teker teker oluşturuyorum. Bunları ayrı ayrı çizdim daha rahat görmeniz için. Arkasından da ne yapıyorum? Tüm bu eşitsizliklerin aynı anda sağlandığı uygun çözüm bölgesini tek bir kartezyen koordinat üzerinde, aynı koordinat düzlemi üzerinde gösteriyorum. Uygun çözüm bölgesi bütün kısıtların aynı anda sağlandığı bölgedir. Ve teoremimiz bize şunu söylüyor. Eğer diyor sizin doğrusal programlama modelinizin bir çözümü varsa bu çözüm uygun çözüm bölgesinin köşe noktalarındadır diyor. Ben de bu uygun çözüm bölgesinin köşe noktalarını buluyorum. A, B, C, D şeklinde. Bazı noktaların koordinatlarını bulmak için doğruların kesişimini bulmam gerekiyor. Mesela C ve D noktalarında iki tane doğrunun kesiştiği noktayı bulduk. C noktası x artı y eşittir 7 ile y eşittir 3 doğrusunun kesişimiydi. X artı y eşittir 7 doğrusunda y'nin yerine 3 yazarak C noktasının apsisini bulmuş olduk. Benzer şekilde D noktası içinde ne yaptık? D noktası içinde x artı 2 y eşittir 8 doğrusuyla x artı 2 y eşittir 8 doğrusu ile y eşittir 3 doğrusunun kesişimini bulduk. Bu şu ikisinin kesişimi bize D noktasını veriyor arkadaşlar. X artı y eşittir 7 doğrusuyla da bu ikisinin kesişimi y eşittir 3 doğrusu kesişiminde bize C noktasını veriyor. Bunların koordinatlarını bulduktan sonra da koordinatlarımızı amaç fonksiyonumuzda yerine yazıyoruz. Amacımız maksimizasyon olduğu için biz bu noktalarda en büyük değeri alan fonksiyonumuza bakıyoruz. Bu nokta içerisinde en büyük değer B noktasında karşımıza çıkıyor. X'in 0, Y'nin 7 olduğu noktada amaç fonksiyonumuz 21 değerini alıyor ve en büyük değer bu. Öyleyse bizim çözümümüz 21'dir. Optimum değerimiz 21'dir ve çözümümüz yani optimum çözümümüz de x'in 0, y'nin de 7 olduğu noktadır diye söylüyoruz. Evet, böylelikle bu örneğimizin sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki örnekte minimizasyon problemi çözeceğim. Doğrusal programlama modellerinde bir grafikle ne yapacağım? Minimizasyon problemi çözeceğim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Sağlıkla, esenlikle kalın. Saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.